önemini biliyorsunuz. Arkadaşlık, kardeşlik, komşuluk ve çalışma arkadaşlarısınız. Ha önce ben kendimi tanıdım, pardon. Ben biraz eski olduğum için herkes tanıyor zannediyorum. Emekli bir televizyon. Tabircisi değil ama. Yapımcısı Aziz Topal. Şu anda da Teknomel'de Kadın Gözü'yle programını yine yönetmeniyim. Emekli olduğum halde. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bu akşam malum birlik gecemiz. 25. İlka Şekerleme. 20'yi de aşkın Kardelen olarak. Ben önce en gencinden başlamak istiyorum. Utku Bey'i mikrofona davet ediyorum. Utku Bey'i tanımayan var mı bilmiyorum. Ben yine kendisine vereyim. Önce kendisini tanıtsın. Tabii ne amaçlı olduğunu da o daha iyi biliyor. Bu gecenin anlamını. Abi çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Merhabalar. İyi akşamlar. Benim sesim fazla yüksek olmadığı için evet. Teşekkür ederim. Azizler programın dışına çıkarak beni de konuşmacı ilan etti. Sağolsun. Aslında ben yoktum. Herkese teşekkür ediyoruz. Burada bulunduklarını anlatıyor. Firmamız 1991 yılında gelmeyen arkadaşları da anlıyoruz tabii. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden ötürü burada olamayanlar, burada olamayan arkadaşlarımız da var. Görevli olan arkadaşlarımız da var. Onlara da selam iletirsiniz. 1991 yılında bu firma kurulduğunda sadece perakende bir mağazayla başlamıştı Ankara'da. Ben hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum. Hafta sonları dükkanlara gider. Dükkana gider, işte camı temizler, ne bileyim, yerleri silerdim. Tabii her zaman temiz ve tertipli bir malzememiz vardı, onu da çok hatırlıyorum. Oldukça dekorasyonla vesairesine her şeye önem göstermiştik. Şimdi o günleri hatırlayınca tabii bugüne geldiğimizi, bugün kullandığımız makine parkurları olsun, işte eriştiğimiz teknoloji veya uluslararası pazardaki isim olsun, oldukça şaşırtıcı. Tabii ben artık şaşırmamaya da herhalde alışmam lazım. Bir parçası olduğum için mutluyum. Tekrar teşekkür ediyorum herkese burada olduğu için. Efendim Utku kardeşimize ben teşekkür ediyorum. Bu arada bilmiyorum internete giren gençlerimiz vardır. Biz yaşlılar pek anlamıyoruz o işten de. Kendisi söz yazarı, bestekar ve aynı zamanda da harika bir iş kadını. Demet Ünlü. Aziz Bey'e teşekkür ediyorum, sağ olsun. Herkes hoş geldi. Ben Kardelen'in bilinmeyen, görünmeyen yüzü, Ankara'da yaşıyorum çünkü. Burada görünen, tanınan, bilinen arkadaşım ve benden çok çok emeği olan sevgili ortağım Mümin Bey var biliyorsunuz. Ondan sonra ben geliyorum ama bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Çünkü ben başka bir alanda kendimi kanıtlamaya karar verdim. Tabii ki Kardelen'in desteğini bekliyorum. Evet, evet. Yani burada bir espri yapacağım. Yemekteyiz belki olmayacak ama şimdi meşhur olmak için bunları yapmak gerekiyor herhalde. Bir çişim geldi değil mi de? Ben de meşhur olayım Tarkay gibi. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ya siz neyin herhalde? Şarkı söylemeyeceğim, gelin. Teşekkür ederim, sağ olun. Hadi iyi akşamlar. Efendim Demet Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Şimdi Demet Ünlü dediğinizde internette çok güzel, harika bir şarkı var. Ben çok seviyorum. Hepimizin başından bir şekilde geçmiştir bir şeyler. Tabii bunun adı nedir? Perişan. Evet. Evet, Demet Hanım değil de ama şarkıyı bizler için yazmış, bizler için okumuş ve gerçekten harika bir şey. Efendim, konuşmalara biraz daha devam edelim diyorum. Çünkü daha gelecek misafirlerimiz var. Ben bu arada
çok mütevazi ve ufku geniş, dünya görüşüne açık. Tabii ki Mümin Akgün diyorum. Bu birlik ve beraberlik gecelerini, gündüzlerini, hatta çalışan personele benim anlatmama gerek yok. Ne kadar alkışlasanız azdır. Gerçekten çok emeği var Bursa'ya. Sadece Yaylacı köyüne değil. Çünkü Bursa'yı dünyaya tanıtıyor. Sadece Türkiye'ye değil. Ve bakın gittiğiniz yollara mutlaka bir tane kardelen vardır. Ve o da seçmecedir. Yani diğer dükkanlara bakın. Alışveriş merkezlerinde o apayrıdır. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ve uzun uzun konuşalım. Teşekkür ederim. Birkaç notlarım da var. Sayın Belediye Başkan Vekilim, saygıdeğer iş arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, hepinize 25. yıl kutlamamıza hoş geldiniz der, saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. Dile kolay, bugüne gelmek hiç kolay olmadı. Çok zor şartlar, fırtınalı günler, krizler, sallansak da yıkılmadan hep beraber atlattık. Kardeşini oğlum gibi görüyorum. Şirketi kurduktan tam bir yıl sonra oğlum dünyaya geldi. Oğlum nasıl büyüdüyse şirketimiz de aynı şekilde emeklerimiz de büyüdü. Tırnaklarımızı kazıyarak bugünlere geldik. Gerçekten şirketimizi bugünlere getirmek için çok büyük emekler verdik. Halihazırda çalışan arkadaşlarımız ve ayrılan arkadaşlarımızın çok büyük emekleri oldu. Rahmetli Mehmet Usta'nın adını almadan geçemeyeceğim. Rahmetli Mehmet Usta da nur içinde yatsın. İnşallah hep beraber daha çok çalışarak şirketimizi hak ettiği yerlere getireceğiz. Şirket ortağım Demet Hanım, Zafer Bey, eşim Sebahat Hanım, sabırlarından dolayı, Utku Bey'in de katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Onlar bu başarının gizli kahramanları. Geçtiğimiz haftalarda Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Sağlık Bakanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından Nilüfer Bölgesi'nin Çevreci Üretim Tesisi ödülünü aldık. Bu ödül hepimizin, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sektörümüzde örnek bir firma olarak gösteriyoruz ve gösterilmeye devam edeceğiz. Bütün çalışan arkadaşlarımız ve onları evde sabırla bekleyen ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Daha nice yıllarda hep beraber bu 20. yılları kutlamak dileğiyle saygılarımı ve sevgilerimi sunar, hepinize iyi eğlenceler dileyerek kestane şekeri tadında bir 2016 yılı diliyorum. Evet, Mümin abimize de çok teşekkür ediyoruz. Ben abi diyorum çünkü bir ağız alışkanlığı var herhalde. Zaman zaman başbakanlarımız, hatta cumhurbaşkanımız Bursa'ya geldiğinde eğer birebir kalıyorsak ben hep abi diyorum. Onlar da bana sağ olsunlar abi diyorlar. Yine Mümin abime de ben aynı şekilde söylüyorum. Bir, zaten hiçbir zaman da patron olarak görmedim onu. Bilmiyorum sizler görüyor musunuz da. Mümin Bey, hazır böyle tatlılar da geldi herhalde tahminim. Plaketleri de versek ondan sonra bir daha eğlenceye geçsek olur mu dersin? O zaman ben ilk plaketi vermek üzere kimler bakıyor buraya? Yılları belli mi? O zaman bundan sonrası pardon, bu arada çok özür diliyorum. Ben kıymetli misafirler ve konuklar dedim ama biliyorsunuz Nilüfer'e semtine girdiğinizde gülümseyin diye bir tabelalar vardır sık sık. Bu nedendir? Çalıştılar, yaptılar. Başardılar, yıllarca baştalar. Belki daha inşallah o kadar daha kalırlar diyorum. Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Boz Bey ve tabii ki onun bu akşam adına gelen yine bizim değerli bir başkan yardımcımız da aramızda. Hoş geldiniz diyorum sizler adına.
Ve burada ilk trompetimiz aynı zamanda değişik ederse başkan yardımcımız. Evet, tam 15 yıl. Az değil. 15 yıl boyunca hizmet veren Fatma Hanım. Fatma Şener. Tabii ki Şener olduğunu biliyorum. Kaç tane Fatma var içimizde var? Başka el kaldırsın. 2, 3, 4. Bayağı varmış. Evet, Fatma Şener. Evet, plaketini vermek üzere başkan vekilimizden rica ediyoruz. Buyurun. Ben şöyle kenarda, sen burada kal. Evet, bu arada Berna Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Efendim, daha nice 15 yıllar diliyorum ben de kendi adıma. Evet, ikinci plaketimizi hemen çağıralım. Ferdane Deniz. Onun da var mı 15 yıl? Bunların hepsi 15 yıl. Orada ya. Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, böyle bakalım. Yine 15 yıllar artık, hepsi 15'miş. 10 yıl, pardon, özür diliyorum. Meliha Yılmaz. Onu da Demet Hanım'dan rica edelim. Allah bu birlik beraberliğinizi bozmasın. Kolay iş değil. 15 yıl bir fiil bir yerde çalışmak. Ben girmiyorum değil mi? Giriyorum. Evet. Yine yıllarını harcamış Hatice Tığ. Evet Hatice Hanım, maşallah. Daha inşallah buradan emekli olur gideriz. Zeynep Soğucak. O da yıllardır burada aramızda. Valla ne güzel ya, kıskanmaya başladım. Gerçi ben de 15 yıl bir fiil hiç ayrılmadan starda kaldım da. Zeynep yanımıza geldiği zaman çok küçücük bir kızdı. Yanımızda büyüdü. Çok teşekkür ederim. Daha nice yıllara inşallah hep beraber oluruz. Allah devam ettirsin emekliliğe kadar. Ne güzel şeyler bunlar. Evet, yine yıllarını vermiş Aysun Zeki adına Damla Akgün buradaymış. Asistan mı oluyor? Aa ne güzel. Yani bir kişi daha yetiştiriyor yanına. O çok güzel, harika bir şey. Evet, cici kızlar böyle ne güzel ya. Çok teşekkür ederim. Evet, yine fabrikamızın malum, her şeyimizin daha doğrusu, aracımızın dahi bir teknik bakıma ihtiyacı vardır. Doğru mu söylüyorum?
Doğru değil mi? Bahri Telgacı. Hepimizin tanıdığı kişi. Ben Bahri abiyi salmak istemiyorum. Şimdi açık yürekli de doğru söyle. Hangi kişi daha fazla arıza çıkarıyor? Melek Hanım. Teşekkür ediyorum. Ama şunu da söyle. En büyük yardımcım. Evet. Aynı zamanda da en büyük yardımcı diyor. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, yine en son aşaması olan şekerlemenin, kestanenin mutlaka güvenilir kişi olması lazım. Çünkü ondan sonra bir daha dönüşü yok. Ramazan Güçlü. Evet. Şimdi ben bir şey rica edeceğim. Sen ayrılma Ramazan kardeşim. Şu plaketleri alanları ben bir kez daha buraya davet ediyorum. Çünkü güzel bir kare fotoğraf alalım. Biliyorum bir tane daha var. Onu ayrılmayayım. Yani o öbür diğerleri de gelirlerse iyi olur. Sebahattin Cömert. Adını da Tolga Bey gelsin. Tolga da yabancımız değil. Ablacığım. Aziz Bey. Evet. Aziz Bey. Ben mikrofonu sana vereceğim. Mutlaka bir şeyler söyleyeceğim var. Ben de bu ödülü abim adına oğluma veriyorum. Abime de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi şu anda burada değil. Gelemediler bu akşam. Ama kalbi bizimle. Kalbi bizimle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Daha şöyle öne alayım. Plaket alan arkadaşlarımızı şöyle biraz öne alalım. Yani masadan kurtulalım şu masadan. Evet. Yarım ay şeklinde yapabiliriz. Gel Mümin Hanım. Biraz daha gelin öne. Evet. Var mı başka gelemeyen plaketlerle birlikte? Bu tarafı. Böyle gel Mümin Hanım. Arkada kalmasın arkadaşlarımız. Şöyle yanlara. Bu alır yarım ay şekilde. Az önce bu kadar kişi toplamış gibi falan. Onu da yaparız. Gel abi. Buradan da bir yarım ay alır değil mi abiciğim? Evet efendim, böyle bakalım. İndir onu elbette. Evet, indir. Evet, böyle bakalım. Evet, indir. Tekrar bir dolduralım. Bir poz daha alalım. Bozmuyoruz, sıra bende şimdi. Altıdan bir kapatalım. Hangisini, haber mi kadın gözüyle, bunu sorayım. İkisi de kadın gözüyle. Bursa'nın herhalde en öndeki firmaları diyebiliriz. Kestane şeker anlamında ilk şekerlemenin, yani Kardelen'in bugün 20 ve 25. yıl dönümleri diyorum. 20 ve 25. diyorum çünkü ilk olarak 25. yıldalar ama Kardelen markasıyla 20. yıllarını yine işçileriyle birlikte kutluyorlar. Herhalde
çalışan elemanlarına en çok önem veren firma sahiplerinden biridir Mümin Akgün. Çünkü kendisinin yerine hem çalışacak iş olanağı vermiş, hem belli bir ücret karşılığında ev vermiş, hem de böyle belli aralıklarda onları bir araya getirip birlik ve beraberliklerini sağlıyorlar. Bu akşam da öyle yaptılar. 10 ve 15. yıllarını dolduran işçilerine, yani kendilerinden olan o elemanlarına birer plaket verdiler. Bu anlamda da ben Mümin Akgün'ün hemen duygu ve düşüncelerini almak istiyorum. Evet Mümin Bey, neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Bu akşam işçilerimizle beraber olalım dedik. Yılbaşı öncesi onlar da böyle güzel bir eğlensinler. 10. ve 15. yılı dolduranlara plaket verelim dedik. Daha sonra bir eğlensinler. Böyle emektarlarımızı eğlendirmek istedik. Bu akşam onlarla beraberiz. Teşekkür ederim. Evet, aslında en zor iş size düşüyor. Çünkü bey çok çalışınca hanımlar neler yapıyor bilmiyorum ama sizin çok desteklediğinizi biliyorum. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Muhakkak tabii eşimin duygularını ben de paylaşıyorum. Elemanlarımızla birlikte her zaman böyle nice nice güzel günlere, gecelere diyorum. Evet. Ama tabii ki bir de asıl bu işin mirasçısı olanlar, yarın anneden babadan bu işi devralacak olan gençler var. Hemen yanlarına gidip duygu ve düşüncelerini birer cümleyle öğrenmek istiyorum. Önce ismini öğreneyim. Ben Damla Akgün. Neler söylersin? Ben de bu güzel gece için babamdan çok teşekkür ediyorum. Çalışmaları için de devamını bekliyorum. Evet, bu işi devam ettireceğiz mi? Yeni nesil arkadan geliyorsunuz. Neler söylersiniz? Evet, tabii tüm hızıyla çalışmak gerekiyor bunun için. Babamıza uygun bir... Babanın izinden gideceğiz, evet, yani. Evet, izinle gitmek için. Bu güzel geceye katılan herkese de teşekkür ediyoruz. Hı-hı. Sağ olsunlar. Sizlere de teşekkür ediyoruz tabii ki. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Tabii bu işin gizli kahramanları hemen benim sol tarafımda, ellerinde plaketlerle. Önce bir tanesinden başlayalım. Duygu ve düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Evet. İsmini öğreneyim. Ferdane. Çok emek verdiniz ve elinizde, evet, bir plaketiniz, evet, var. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Mümin Bey'e teşekkür ederim. Tek kelime diyorsun, evet, değil mi? Evet, Mümin Bey çok bir beyefendi, çok saygılı. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hepsinin adına bir kişiyi konuşturmak istedim. Kusura bakmayın, fazla kalabalıksınız. Her birinize söz vermek istersen bu programın ardı ardına gelmez ama bu işin bir de gizli kahramanları var. Biri Utku Bey ve Demet Hanım. Ben hemen Demet Hanım'a dönüyorum. Bir kez daha beraberiz konuklarımız. Yine Demet Hanım bizim konuğumuz. Bizim programın da vazgeçilmezi oldu bu arada. Teşekkür ederim. Ben bir kez daha duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla çok mutluyum. Bütün Kardelen ailesi burada. Allah çok şükür bize bu günleri gösterdi. Evet. İnşallah daha iyi günlere hep birlikte gideriz. Bu işin görünen kahramanları var, görünmeyen kahramanları var. Biraz önce Mümin Bey de bahsetti. Sevgili Sabahat Hanım'ın, sevgili Utku'nun hakikaten emekleri fazla. Onlar gençlikleriyle, vizyonlarıyla bir ivme kazandırdılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz aynı zamanda benim oğlum. O benim onur kaynağım. Evet. Diğer gençlerimiz, diğer Sabahat Hanım'ın oğlu ve kızı gibi. Çok mutluyuz ya. Değil mi? Çok mutluyuz, evet, evet. Demet Hanım tek son noktaya koydu. Çok mutluyuz dedi. Tabii ki bu akşam herhalde güzel sesiyle bir kez daha bizi böyle kulaklarımızı ve gönlümüzü şenlendirir diye düşünüyorum. Valla millet kaçmazsa söylerim. Ben o zaman istekleri şimdiden sıralayayım. Siz peçetelere yazın arkadaşlar. Siz, evet, peçetelere yazın. Evet, peçetelere yazılsın istek şarkılar ve iletilsin. Ben son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Bir sürü gizli kahramanı var bu işin. Biraz da kendime pay biçeyim. Biz kadın gözüyle ve Tek Rumeli TV ailesi olarak da bu gizli kahramanların herhalde birer üyesiyiz diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık ne kadar. Hayır, doğru. Öyle öyle öyle. Yani ben size bazı şeyler borçluyum. Bunun farkındayım. Yok, bizler de sizlere çok şey borçluyuz. Çünkü büyük bir ailenin içine bizi aldığınız için nasıl bizler de teşekkür ediyoruz. Bir de hep sessiz kalan. Her fabrikaya geldiğimizde bir işletme müdürümüz elbette ki var ama biz genelde ön tarafı tanıyoruz diyeceğim. Çünkü vitrin başka şekilde oluşuyor. Bir, o vitrinlerden biri de benim, hep ben konuşuyorum çünkü. Biraz da işletme müdürümüze söz verelim bakalım. Fabrikada işletmek, tabii ki patron değilsiniz ama onun ağırlığını ve yükünü taşıyorsunuz, neler söylersiniz? Kardelen firmasında çalışmaktan öncelikle gurur duyuyorum. Çünkü patronlarımız gerçekten bu konuda özverililer. Bize gerekli olan desteği sağlamaktalar. Çalışanlarım da, personellerim de hepsinden memnunum.
Çok mutluyum burada çalıştığım için. İnşallah benim de 5 yılım, 10 yılım, 20 yılım olur. İnşallah diliyorum. Evet, bu güzel gecede artık ne diyelim, size de iyi seyirler diyelim ve tabii ki sözü müziğe bırakalım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz de size teşekkür ederiz, sağ olun. Ben gidiyorum herhalde. Ona hazırlıklı bir şey değil. Yok, ben de hazırlıklı değilim zaten, tamam. Bana da sürpriz oldu. Siyasi olması da zor. Tabii ki siyaset. Şöyle döneyim de yüzünüze gölge vurdurmayayım. Evet, bu gecenin tabii ki yalnız bırakmayan konukları da var. Yanımızda Nilüfer Belediyesi'nde hem meclis üyeliği yapan hem belediye başkanımızın temsilen burada. Kendisi de aynı zamanda başkan yardımcılarından oluyor. Doğru mu biliyorum? Başkan vekiliyim. Başkan vekili. Evet. İsminizi de öğreneyim. Berna Bilici. Bu güzel gece için neler söylersiniz bize? Valla ben Kardelen ailesiyle bir arada olduğum için çok mutluyum. Çok sıcak, samimi bir ortam var. Ve az önce Mümin Bey'le de ben bunu konuştum. Kalite, başarı, birlik, beraberlik ve samimiyetle kazanılıyor. Bunun da çok güzel bir örneği var burada. Nice 25'lere diyorum ben. Peki biz de nice 25'lerde dileriz. Her zaman sizleri İnşallah. Aramızda görürüz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi eğlenceler. Sağ
hoşçakalın.